İyi günler. Hoş geldin Ramazan. Hoş geldin. Ramazan'ın abisi. Ana! Ne döndünüz siz erkenden? Daha iki gün oldu gideli ya. Bayağı uzun kaldık yenge. Galiba abim sorun mu çıkardı? Elini öptürmedi mi? Odunu elinden hiç bırakmadı ki öpelim emmi. He, eve girer girmez beni kovalamaya başladı ya. Sabit abimle kaçmak zorunda kaldı tabii. E çıkıp geleydiniz hemen. Ne beklediniz o kadar? Sabit abimin kaçtığı yerden dönmesi uzun sürdü yenge. Evet, biraz uzağa kaçmışım. Daha çıkar geneydi de inerken biraz zorlandım ya. İnatçı keçi. Lokumları aldı mı peki? Beni kovalarken kutu kolumun altındaydı o. Yarım inek parası saydım ben o lokumlara. Keşke yollamasaydım. Neyse. Eve uğradık, kimse yoktu. Haydar okulda mı? Onlar Ardahan'la beraber Güney Kutbu'na gittiler ya. Buyur. Ağabey'e gittiler. Yeni dükkan için masa sandalye falan almaya. Akşama gelirler. İyi. Hadi görüşürük. Üstüne biraz daha para koyup bütün inek alırdım be. Hiç yoksa sütünden faydalanırdım. Yok ne inatçı adam be. Keşke Haydar burada olaydı. Dertle şur hafiflerdik. Şimdi işin yoksa akşama kadar bekle. Nereye gitmişlerdi? Ava'ya. Uzak bir yer mi? Yok. Sırtını Aksaray'a verdikten sonra bir iki saat. Cansu? Rüya? Canım. Niye döndün sen? Aynı soruyu sana sormadan önce cevaplayayım. Gel. Mustafa'nın ailesi, benim ailem, akşam yemeğinde toplandık. Her şey baştan çok iyiydi. Mustafa abisi de Cansu kardeşin İstanbul'da birbirlerine yakın olmalarından ne kadar mutlu olunduğu konuşuldu uzun uzun. İkimizin büyürken yaptığı şirinlikler hatırlandı. Sıra gecenin anlam ve önemine gelip de Mustafa durumu açıklayınca... Ay anlatma, ben fena ağlıyorum. Neye uğradığımızı şaşırdık Rüya. Sanki birbirimize aşık olmakla dünyanın en büyük suçunu işlemiştik. Hayır bir şey değil, 40 yıldır görüşen aileler birbirini suçlamaya başladı. Berbat bir geceydi. Sonra ne oldu?